Herkese merhabalar. Galatasaray kariyerinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Devre arasını geçirdik. İki tane nokta atışı transfer yaptık. İki de kupa maçı oynadık. Giresunspor'u eledik ve Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Trabzon'la kendi evimizde oynayacağımız maçla başlayacağız ama bundan önce hemen bir transferlerimize bakalım. Sezon sonu 5 tane bedelsiz olarak, pardon, sezon sonu derken şu 3 oyuncu ilerleyen senelerde gelecek. Bu Cemal Yüncüoğlu ve Luis Mendes. Muhtemelen gelecek sezon sonuydu. Şuradan bir kontrol edelim. Evet, 2021 yılının 7. ayında gelecekler. Jorge Rodriguez 2022'nin sonunda. Hatırlarsanız Fenerbahçe kariyerinde sürekli olarak Brezilya'dan oyuncu kovalıyorduk. Bedava ya da 2-3 milyon euro verip gençleri getiriyorduk. Bu seneki değil ama geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene de Portekiz Ligi'ni çok kovalıyorum. Yine Nakajima Portekiz Ligi'nden bedelsiz bir oyuncu gibi. Nakajima hepiniz biliyorsunuzdur. Çok tehlikeli bir oyuncu. Ve Carvalho yine 2022 yılında kadromuza katacağımız bir golcü. Tabii bu oyuncuların hepsini gözlemlemeler sonucunda transfer etmeye karar verip buraya getiriyoruz. Şimdi buradan gelecek transferlerimizi tek seferde baktık. Giden oyuncularımız Edgar Elizalde'ye Paris Saint-Germain'den teklif geldi. Göndermedim. Recep Gül Rize'yi kiralayacağım. Mutsuz biliyorsunuz. Erdem Sivas izin vermedik. Trincao'yu Borussia Dortmund istedi ama çok komik rakamlar. 26,5 milyon euro Trincao için çok komik rakamlar. Zaten Trincao da kendisi ligde takımda kalmak istediğini belirtti. Benim de canıma minnet göndermedim. Dortmund'un teklifini kabul etmediğim halde yine de mutsuzluk yaşamadı ama Sinan Yılmaz gene Galatasaray'ın altyapısındaki gençlere çok fazla talip var. Çok fazla isteyenler var. Mirza Cihan, Vietto'yu gönderdik kiralık olarak. 19 yaş altı takımda görüyorsunuz bayağı bir kiralık giden oyuncumuz var. Yani maşallah Galaxy gibi Ali Ercanlar bilmem neler. Bunlar iyi olacak oyuncular. Kenan Demir de fena sayılmayacak bir orta saha oyuncusu olacak. Görüyorsunuz fizik olarak zaten çok iyi. Yani altyapıdan da Pedro Fernandes geldi. Selahattin Çınar'ımız var burada. Bayağı iyi oyuncular var. Nacho'yu aldım ama yani kiralık da gönderemedik. Nacho birkaç yerde görmüştüm ben. Oldukça iyi bir oyuncu oluyor ama sanırım artık onun için durum geçti gibime geliyor benim. Aslında bir tane orta sahadan oyuncu eksiltsek de Nacho'yu mu kullansak gelişir mi? Ama eksiltebileceğim de kimse yok. Şimdi şuradan hemen transferlerden bakalım. Transfer geçmişine Pedro Fernandes geldi ama oynatmayacağım, bu sene kalacak. Atakan Akkaynak kiraladık. Ön libero defansif oyun kurucu savunma kullandığımız taktik var. Orada kullanacağız. Hem de yerli oyuncu ve Phil Smith biliyorsunuz en çok sıkıntısını çektiğim nokta atışı net bir santroforum yoktu. Vietto biliyorsunuz geldi. Çok mutsuzdu kiralık olarak. Gönderdik Vietto'yu. Kafamız rahat etsin. Jonathan Kalleri de evet iyi bir forvet. Gol de atıyor. Ama Phil Smith görüyorsunuz üst düzey. Yani striker nedir? İşte bu adam striker. Özel yetenek, ön sezi, topsuz alan, bitiricilik, ilk kontrol, teknik, her şey üst düzey görüyorsunuz. Fırsatçı golcü yapacaksınız. Bitiricilik, ön sezi, soğukkanlık, topsuz alan ne kadar iyiyse bu adam o kadar nokta atışı golcüdür. Zaten hücum gücü, teknik gücünü görüyorsunuz. Hız üst düzey bir oyuncu. 1,5 sezon kiraladık zaten. 1,5 sezon kiralık sürecinden sonra da muhtemelen bir daha bu oyuncuyu göremeyeceğiz. Avrupa'da yükselişini izleyeceğiz ama biz de Türkiye Kupası'nda 2 maçta bir gol atmış. En kısa sürede umarım takıma alışır. Tabii Smith'in şöyle bir avantajı var. Avrupa'da oynamadığı için Avrupa kadrosuna da dahil edebildik. Şimdi dahil edebileceğiz ya da dahil edebildik hatırlamıyorum ya. Bir dakika. Sürpriz olsun mu? Chelsea ile oynayacağız. 6 oyuncu seçilemezmiş. Neyse bakalım sürprizi göreceğiz. Şimdi Trabzonspor'la oynayacağımız maça çıkıyoruz. Umarım Trabzonspor'u da yeneriz. Correa hafif sakatlığı varsa o zaman Rogerio'yu alalım buraya. Correa yerine de Adegbenro'yu ikinci yarıda atarız. Marcao ve Edgar Elizalde. Maulida yerine buraya Adegbenro yazsak. Recep Gül'le aramız bozuk. Recep Gül'ü göndereceğiz. Takım dinamikleri. Recep Gül gidecek. Yunus oynatmaya çalışacağız. Paris Saint-Germain, Emre Oruç. Bunları inşallah mutlu edeceğiz ama Allah'tan kim Emre, Edgar Elizalde. Bunlar Allah'tan çok fazla
Takımda nüfuzu olan oyuncular değildi diye düşünüyorum. Recep Gül evet burada. Elizalde ve Emre Oruç evet. Diğer oyuncular da. Yani takım Marcao ve Trincao'yu sevenler evet takımda oldukça fazla kişi var. Ozan Tufan nüfuzlu oyuncu olmuş ya yani. Ama Phil Smith ve Emre Oruç sadece beni sevmiyormuş. Sevmiyor da değil aslında nötrler diyelim. Bir düşünceleri yokmuş. Şimdi hızlı başlayacağız. Adegbenro niye desteksin ki sen? Hücum olacaksın evet. Hızlı sert bir başlangıç yapacağız. Sert başlangıçtan sonra topu kontrolümüz altında tutmaya çalışacağız. Galatasaray, Trabzonspor, Adil Tarapt. Hey yavrum, hey Adil Tarapt. Geçmiş günler geldi aklıma. Queen's Park Rangers'tan bedelsiz mi alıyorduk? Kiralıyor muyduk? Bu adamı tam hatırlamıyorum. Ya da çok cüzi bir miktara mı alıyorduk Adil Tarapt'ı ya? Şimdi hatırlayamadım. Geçmiş yıllarda. Evet, Smith. Phil Smith'ti tam öyle çok böyle şey adı ya. Futbolcu adı yani Phil Smith. Rogerio, Samuel Adegbenro yapıştırdı. İyi kapattılar. Trincao. Ah be. Aferin aferin. İyi başladık. Güzel başladık. Filip Novak, Abdülkadir Ömür, Lokman Haruna. Ramos Mingo. Ayağı kısa pas değil abicim. Değil. Ayağı kısa pas değil. Asistan. Bırakmayın. Lokman Haruna tehlikeli bir oyuncu. Yani aferin Fabian Delph. Bu maç biraz hareketli yani. Smith çok iyi aldı önüne. İşte bu abi. İşte bu. Striker ya. Harika kontrol. Soğukkanlı bitiriş. Bu kadar uzak köşeyi çok iyi bıraktı. Phil Smith. Fabian Delph'in harika asisti. İyi aldı önüne. Çok da güzel bitirdi. Kaleci de biraz planör atlamış böyle. Şu an ismini hatırlamıyorum ama Beşiktaş'ın da bir kalecisi vardı. Öyle çok planör gibi atlardı böyle. Kaçırırdı gereksiz yere topları. Lokman Haruna. Güzel bir oyuncuydu Lokman Haruna. Elazığ'da mıydın sen? Neredeydin? Büyük sallamışım ya. Vallahi billahi çok büyük sallamışım. Abi Türkiye'de de bir Harun. Neyse siz Türkiye'deki Harun'u hatırlatırsanız bana çok büyük salladım adama. Rogerio bırakmadılar. Adil Tarapt tehlikeli bir oyuncu. Eski fizik gücünden çok uzakta Tarapt ama Trincao, Trincao, Trincao. Francisco Trincao. Bak 60'tan aşağı satmıyorsunuz bu adama. Size söylüyorum bak. Yetiştirdim, yeşerttim. Büyüttüm. 60'tan aşağı vermiyorsunuz. Adegbenro'yu değiştireceğim. 2-0 üstünlüğümüz var. Şut sayılarımız iyi. Şimdi topla oynama yüzdemizi de %60'a çıkartmak için taktiğimize geçelim. Şöyle yapalım hemen. Thomas Sucek yerine Atakan Akkaynak yavaş yavaş takımı alıştıralım. Adegbenro Maolida mı kalsın? 55 falan o süreçlerde. Bir Maulida'yı da seni hadi modern bek hücum yapacağım. Sen kendin en iyi ne oynuyorsan onu oynatacağım. Sen benim vazgeçemediğim sevdamsın Zeki. Bu sene ne oynadı Zeki'yi bir daha alamayız ha. Yani seneye alamayız bu sene. Lille'de bütün maçlarda oynadı. Yedek sağ bek hiç oynamadı maşallah. Yani nazar da değmesin. Dayanıklı da oyuncu. Edgar Elizalde. Evet, daha böyle sakin, topa sahip olarak ama öne doğru giderek oynamaya çalışıyoruz. Atakan gelmedi. Dönen topu aldık. Samuel Adegbenro harika bıraktı. Yalnız var ya kaleci çok iyi çıkardı köşeden. Kimmiş? Gersberg. Gersbeck. Rikuyu Puyi. Her yerde biz varız. Atakan Elizalde. Oyunun kontrolünü de temposunu da Atakan'a bırakıyoruz. Defansif oyun kurucumuza bırakıyoruz burada. Trincao abi işte. Topsuz alan 13 ama Smith ikinci golünü attı. Bu maçtaki toplamda
Resmi maçlarda 3. gol oldu. Bir oyuncu değişikliği daha yapalım. Adegbenro çok yorgun. Mauli da yani en son ne zaman maç oynadı hatırlamıyorum ama umarım formunu yakalar. Pikuyu Puik ve Rikuyu Puik ve orada kaldım. Rikuyu Puik'in de değişiklik zamanı geldi. Ama oğlum şu çocuğa kayarak hamle yapmayın. Sakatlıyorsunuz ya. Peki güzel orta. Fabian Delph. Şu kalecilerde de siyah eldiven güzel oluyor ya. Seviyorum. İyi duruyor yani. Şimdi son değişikliğimizi biraz böyle hadi riske atalım. Mustafa Kapı'yı atalım. Mustafa Kapı. Abi oynatmamız lazım o çocuğu. Güç olarak direkt birdi başladığında ya. O Bursa maçındaki o müdahaleyi hala unutmayacağım yani. Teknik. Yani Mustafa Kapı'nın teknik bölümünün kötü gözükmesinin tek bir sebebi var. Duran top kullanamıyor. Yani penaltı, serbest vuruş ve köşe vuruşu da onun üstünde olsaydı oralar da yeşil olacaktı. Daha iyi gözükecekti. Vizyon, pas, teknik. Biraz da şimdi Mustafa Kapı'ya yatırım yapmanın zamanı geldi artık. Novak. Bas 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 bas. Novak ligdeki en iyi sol beklerden birisi. Atakan terse döndüler. Özellikle Maulida'nın top sürerek alan kat etme becerisi oldukça etkili. Yani çok iyi sonuçlar elde ettik. Tabii şu an gidemiyor, götüremiyor. Maç kondisyonu çok eksik. Bu gerçekten çok etkiliyor oyuncuları. Ama sabredeceğiz. 3 maç, 5 maç. Avrupa maçları gelene kadar göz yumacağız. Novak güzel orta. Rogerio. Vay Rogerio iyi girdi kademe ya. Normalde bek oyuncuları atamazdı. Ay şimdi ne yapacaksınız? Smith hızlı bir oyuncu. Oo, Ramos Mingo çok iyi girdi araya. Rogerio bas lan be tüh. Emre Aydınel. Markao ya. Smith. Yaratıcı forvetlerin şu olaylarını seviyorum yani. İyi vurdu, kaleci kurtardı. Böyle savunmadan atılan uzun topları böyle sürekli kovalıyorlar. Özellikle hızlı bir oyuncuysa. Mesela Jonathan Kaller onu tabii ki de Smith'ten daha iyi yapıyor şu an için. Çünkü çok daha yani fizikli güçlü bir oyuncu. Yani ön alanda topa sahip olup topa basıyor. Takımının ileri çıkmasını bekliyor ya da fırsatını bulursa kontraya kalkıyor ama Will Smith güç denge biraz daha düşük. Oyundan da düştü şu an. Hızlandıralım biraz ya. Ha, Cheat Engine programını açmamışız. Açalım o zaman Cheat Engine'imizi. Cheat Engine oyunun biraz daha hızlanmasını sağlayan bir program. Şöyle bastığım zaman göreceksiniz. Bakın tribünler nasıl hareket ediyor. Bir sonraki maçta göstereyim. Videolarım arasında Cheat Engine programını aratırsanız bulabilirsiniz. Ya da bir ana sayfamda var zaten ilk video o. Trincao vallahi kendine geldin herhalde. Bir gol, bir asist, 3 tane de kilit pas. Maç analizine bakmaya neyse bakalım artık. Tıkladık bir kere bakacağız artık buraya kadar geldikten sonra. Ne ortalara mı? Hadi ortalara bakalım. Kaç tane orta yapmış? Evet çok güzel. Bu renk gözükmesin. Bu rengi çok iyi tercih etmişler. 3. Ha burada 5 tane orta yapmış. Bir tanesi kendine gelmiş. İki tanesi tamamlanan ortaymış. Çok fazla orta yapmıyor zaten. Şutları bir tane gol, iki tane isabetsiz şut, bir tane de kurtarılan şut var. Yalnız o kurtarılan şutu da kaleci çok iyi kurtarmıştı böyle köşeden. Luis Martins tavsiye ediyorum. Asistan menajer. Tabi asistan değildi ama asistan menajer teklifini kabul etti. Benden önce zaten neredeyim? Sporting'in B takımında menajermiş. 2018'de o görevi bırakmış. İşsiz işsiz dolaşıyordu. Yani böyle bir asistan menajeriniz varsa hakikaten geriye doğru yaslanın. Bırakın yani takımı kendisine. Çok çok iyi bir asistan. Başakşehir deplasmanına gideceğiz. Zor bir maç olacak bizim için. Topun kontrolünü elinde tutarak oynamaya çalışacağız.
Top vermemeye çalışacağım Başakşehir'e. Bakalım ikimizin arasında topa sahip olma, topa hakim olma mücadelesi olacak ama iyi olan kazansın diyoruz. Daniel Arzani. Eskişehir. Oo, nasıl bir maçmış ya? 4 Milinkovic. Marko Milinkovic. Evet. 3 puanda fark mı oldu? Beşiktaş o zaman düşüşe mi başladı? Sivas kendi evinde kaybetmiş Sivas'a. Yani şu Premier Lig'deki gibi şu yarış devam etse güzel olacak ama zorluk derecesi aslında baktığınız zaman biraz şey değil, düşük değil yani. Aslında yüksek. Ama tabii bütçeler çok yüksek olmadığı için Recep güle güle yolun açık olsun güzel kardeşim. Abi 6 milyon euro diyorsunuz da bu adam 6 milyon euro falan değil. Dortmund'dan abi değil değil bu paralar değil. Anladık paranız yok sizin muhtemelen. Bir sonraki satıştan bilmem yüzde kaç pay veriyorsunuz. Sezon sonu Almanya. 60 milyon. 63 milyon euro veriyorsan. Ya of, ben ne diyorum sen ne diyorsun ya. Evet, Recep Gül Rizespor'a kiraladıktan sonra Yunus Elizalde ve Emre Uruç. Elizalde'yi muhtemelen düzeltemeyeceğiz. Bu isteğinden vazgeçiremeyeceğiz. Çünkü Edgar Elizalde sürekli olarak gitme taraftarı olacak. Nelson Monte'yi alalım. Elizalde'yi ilk 11'den biraz uzak tutalım. Hatta ilk 20'den uzak tutalım. Biraz kafamızı dinleyelim ya. Ozan Kabak'ın durumu hakkında. Ozan Kabak'ın ne durumu varmış? Oynatmadık çocuğu ya. Aldık oynatmadık ama bir maçı vardı. Unutamam yani. O maçı kaybetmiştik onun sayesinde. Galatasaray'ın altyapısında iyi oyuncular var. Gönderiyorum ama seneye göndermeyin siz. Değerlendirin kendiniz ve oynatacağınız, oynatmayacağınız oyunculara karar verin. 17 yaşında gitsinler. Gerçi 18 yaşından sonra da kiralanabilir ama ben tabii çok bakmıyorum. Ali Ercan sen de git. Normalde aslında Türkiye'den sizin haricinizde herhangi bir kulübe göndermemeniz lazım kiralık. Çünkü antrenman tesisleri çok düşük seviyede oluyor. Antrenman tesisi düşükse bir takımın oyuncu da etkileniyor. Gelişimini tam olarak sağlayamıyor. İstediği kadar oynasın. Antrenmandaki tesis önemi gerçekten fark ediyor. Abi biz yönetimden hiç şey yapmadık ya. Bir dakika. Tesisler diyelim. Altyapı tesislerini geliştir. Ya kabul edeceksin tabii. Başka şey mi var ya? Para gitsin biraz. Antrenman tesislerini geliştir. Var mı başka tesis? Veri analiz odağını da geliştir. Laptop alıyorlar burada. 2021'in 10. ayında. Neyse artık ben size bunu da yapmış bırakıyorum. Şimdiye kadar niye yapmadım ya? Hiç. Tabii tamamen sportif odaklı şey yaptık. Düşündük. Kulüp çalışanlarına bakalım. Aa, burada bir de boşluk varmış ha. Bir tane de antrenör neyse onu size bırak. Gözlemci ağı falan. Gözlemciler. Üç tanesini mi göndermiyoruz? Ahmet Koyuncu, Tugay Aksu, bilmem ne bilmem ne. Mendes. Portekiz'i tarıyor. Divock Origi. Lucas Romeo. Biraz daha iyi oyuncuları takip etmiş. Ama zamanla daha da iyilerini bulacak. Afrika Konfederasyon Kupası'ndan 4 tane oyuncu. Coetzee'yi sevmiyorum ya. Top kapması çok zayıf. Madişa. Aziz Buike. Bu da ligimizdeydi. Aziz Buike. Evet bunu tutturdum. Bunu tutturdum. Mezzala iki ünlü orta saha. Fena değil. Ama tabii biz bu seviyeleri çoktan geçtik. Seviyeleri çoktan geçtik. Elmander, İskandinavya'da neler buldun paşam? Lars Erik Klavyen. Evet. Buna yaş sınırı koymuşuz. Raul Cantu, Meksikalı, Chivas. Acaba kimle maç yaptılar?
Hazırlık maçı falan mı vardı? Kamp mı yapıyorlardı? Ne yapıyor? Orada da kamp yapılmaz. O iyi bir oyuncu ama. Reece Nelson, Arsenal, Nice. Malmö'den Hampus Larsson lan. Kanat oyuncusu. Evet. Kullanıyoruz gözlemcileri de. Tolga Derviş. Nasıl ya? Kıbrıslıymış ha. DJ Derviş. Santiago Mele. 11'de oynamak istiyor. Evet, Santiago Mele. Kaliteli bir kale. Hiç kullanınız oldu mu Santiago Mele'yi? Ben kullanmadım hiç Mele'yi. Ama iyi bir kaleci olduğunu, potansiyelli bir kaleci olduğunu biliyoruz. Santrafor merkez 17 yaşında Barış Asım Uysal. Gençler Birliği'nde nedense böyle golcüler çıkıyor. Yani tesadüf müdür nedir bilmiyorum ama Mustafa Kapı'yı, Mustafa Kapı deplasmana gideceğiz ama Mustafa Kapı'yı oynatalım gene orta sahada ya. Yani çünkü arkasında Atakan Akkaynak'la oynayacak. Bence yani gerçi Atakan Akkaynak olmasa da Thomas Sucek olacak. Rogerio daha iyi de çıkabilir yalnız Rogerio onu size söyleyeyim. Potansiyel aralığında düşük potansiyel aralıklarından birisi. Hani size takip edenlere göstereyim. Şuradan bakalım. 136 potansiyeli var mesela bunun. Ama tabii belli bir aralıkta oluyor. Şu an en düşüğe yakın. Benim şansımı biliyorsunuz zaten. Rogerio zaten aldığım için bakıyorum artık potansiyeline. Çıkabilecek en düşük potansiyellerden birisi. İster istemez oyuncuları incelerken pek çoğunla alakalı potansiyel yeteneklerini düşünebiliyoruz. Yani düşünebiliyoruz diyoruz yani bakıyorum çünkü. Yani bakıyorum 37 milyon euroya çıktı. Seneye 60. Vay sezon sonu Almanya. Oo %40 veriyor. Ben biraz abartayım ya şurayı. Bu Dortmund hatırlıyor musunuz şeyde canlı yayın kariyerlerini izleyen arkadaşlar bilir şeyi alırken Kasper Dolberg Ajax kariyerinde böyle bir işte başladı 10 milyon 15 milyon falan ama hep o aralıklarda falan gidiyor işte 20 falan filan birdenbire 30'a çıktı. Şimdi de öyle yaptılar yani böyle giderken bu arada oyuncu potansiyellerini demişken oyuncu potansiyellerine zaten bakmaya başladığınız zaman transferlerde falan oyunun hiçbir zevki kalmıyor. Çünkü hep nokta atışı transferler yapıyorsunuz. Oyuncu inceleme videolarım var. Ben orada oyuncuları biriktiriyorum. Paylaşırken mecburen oyuncuların görüşmeyi terk ettiğini. Erdem. Ya ne Erdem? Yuh ama yani. Ne yeni sözleşmesi? Oyuncuların potansiyellerine mecbur bakıyorum. O Kayseri maçı. 7-25 nedir? Utanmıyorsunuz değil mi? Oradan ister istemez aklımda kalıyor. Rogerio'nun potansiyel yeteneği de o aralık içinde en düşükte. Neyse ki çok şükür ki hep kötü çıkıyor bende yani. 136. 136 düşük. Aslında 125'ten sonrası Süper Lig için ortalama diyebiliriz. Ama ya sen de amma geldin Duda ne var? Abi yok. Yok. Ofansif oyun kurucu kullan. Bir de dünyanın parasını istiyorlar ha buna. Kaç para? 24,5 milyon euro. Ama tabii o mevkide adam kullanıyorsanız işte daha iyisini de bulamayabilirsiniz. Ben Diego Costa. Vero kaleci. Yani kaleci. Para vereceksin alacaksın işte. Üst seviye bir kaleci. Antrenman durumuna bir bakalım şimdi. Bizim maçlarımız başlıyor. Evet bu ayı bitirmişiz. Ocak. Evet Ocak'tan Mayıs'a harika bir geçiş. Chelsea maçı. Oo Bursa Chelsea maçı çok sıkışık. Savunma yapısı diyelim ilk ya da tamamen takım çalışması abi. Takım çalışması pres sıradaki maç için. Savunma yaparsak savunma yerleşimi. Markaj yani tüm organizasyonları pasa dayalı. Şimdi takım çalışması pres savunma yapısı markaj.
Deplasmandayız. Şuraya bir tane daha atalım. Biraz şey olabilir ama maç hazırlığı. Takım çalışması. Savunma yapısı, takım çalışması. Evet. Tamamdır. Burada iyi bence. Bir tane fazla koyduk ama ne yapalım? Sıkışık fikstür. Bursa Spor maçında dinlendiririz biz oyuncularımızı. Rico'yu Puig. Ben şu üçüncü taktikte çıkmak istiyorum. Thomas Sucek yerine Atakan Akkaynak. Biraz daha tempo biz belirleyerek oynayalım. Yani gönlümden Puig yerine gerçekten Mustafa vardı. Mustafa da kardeşim Mezzala hücum adam, hücumcu adam ya. Şu ofansif oyun kurucu hücum değil. Mezzala destek yapalım. Uzun pasları denesen dene dene. Zıplaması 9 olmuş. ...17 yaşındaki haline bakalım. İlk kontrol 1 puan artmış. Penaltı. Evet bunlar çok teknik. 14'müş hep. Uzun taç gelişmiş. Zihinsel olarak iyi gelişimleri falan var. Biraz daha şu altta dip toplamı yapsalar. Yıllar önce yaptığım bir Excel tablosu vardı. Yani şuraya da toplam kaç puan geliştiğini yazın işte şu altta. Güzel olur. Zıplama ve güç 3'er puan. Fiziksel olarak da fena değil gelişimi. Zihinsel olarak, teknik olarak çok fazla gelişmemiş. Teknik güç çalıştırıyoruz. Güçten vazgeçtim abi senden. Pas yaparsak şut yapalım. Şut da tekniği çalıştırıyor zaten. Hem bitiricilik hem teknik hem uzaktan şut. Evet. Teknik antrenmanları yaptıralım. Ama daha geniş kapsamlı olması lazım bence. Yani şut, pas, bilmem ne, ilk kontrol hepsinin tek antrenmanda yapılabilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Bakalım çocuklar. Gerçi genel antrenmanların da onda etkisi oluyor. Rogerio. Rogerio. Woodman ne alemde? Çok güzel ya. Çok güzel. Özellikleri ufak ufak yükseliyor. Degaj kötü ama elle oyun başlatma mükemmel. Refleks, pozisyon alma, çeviklik çok iyi. Trincao. Aman be. Volkan Babacan. Çizgiden çıkardı ya da Visca. Matos kimmiş? Athos, Portos, Aramis gibi Matos. Ansari Fart. Halep Tavatha. Orta sahadan biraz daha Mustafa'yı hücuma atalım. Takım konuşmasını biraz çemkirelim, değil mi? Trinka mutsuz mu oldu? Oğlum bağıra çağıra işte düzgün oynayın dedik yani. Bunu mutsuz olunacak bir şey yok. Marlos Moreno. Zeki faul yaptı. Ulan ayağına bastı zannettim. Kart görecek diye korktum. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hızlı oynayalım. Hakan yerine şuraya Thomas Sucek yapıştıralım. Sucek. Nelson Monte. Ah be. Çok iyi vurdun ya. Daha da sıkıştıralım rakip yarı alanı oyunu. Daha önde baskıyı kuralım. Sarı kart görmüş oyuncumuz yok. Şunu topa dal yapalım da. Direkt kırmızı kart görüyormuşuz. Yok, Smith patladı. Güçlü bir adam atmamız lazım ortaya. Trincao. Trincao'yu heder ettiler. Mundar ettiler Trincao'yu. Şuraya abi Trincao'yu çıkartıp Jonathan Kalleri.
üçlü forvete dönelim ya. Deplasman, meplasman ben uğraşamam yani. Maulida'yı atacağım. Sen yaratıcı forvet, sahte forvet yapsak seni çok mu dağılırsın? Neyse sahte forvet yapalım. Ya Smith geçen maç iyi oynadın da deplasmanda kötü oynadın. Kabataha. Yani şu topu kaparsak yandınız diyecektim. Çok iyi girdi araya Delph. En uzak köşeye. Ama sol ayaklı, bu da atabilir mi oraya? Atamadı işte. Zeki. Arka direk. Maulida. Saç fır saç fır saç fır saç. Aman be, bir duran toptan mı yedik mi? Offside faul. Evet, gol iptal. Aynen, iptal iptal, yürü yürü yürü, öne bas öne bas. Çık öne. Fabian Delph, Mustafa Kapı. Oyuncuyu değiştirdik neyse. Olmadı, yapamadık. Gol pozisyonu falan hiçbir şey yok. Nasıl kilitlediniz siz savunmayı? Nasıl kurdunuz Epuriano? Yani ligdeki en sağlam santrafor diyebilir, şey stoperlerden birisi diyebiliriz. Olmadı, deplasmanda beceremedik. Önemli değil, kafayı takmıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Elbette puan kaybedeceğimiz maçlar olacak. Kısa pasta oynamayı denedik. Oynatacağım lan seni bu maç. Kısa pas denedik, yapamadık. Uzun pas denedik, olmadı. Yapacak da bir şey yok yani. Daha ne yapayım? 3 forvete döndük. Daha dikine pas atmaya çalıştık. Olmadı, yapacak bir şey yok yani. Volkan'ın iyi kurtarışı var birkaç tane. Onlardan bir tanesi kaleyi tutsa zaten o rakibin o direnci kırılsa gideceklerdi yani. Ama şimdi Smith'in gene deplasman performansına bakacağım burada. Smith belki deplasmanlarda iyi bir oyuncu olmayabilir. Sinan Yılmaz Sancaktepe Belediye, Ali Boluspor'a güle güle. Elizalde'ye hala teklif arkadaş, bu ne demiş ya. Markan gelişim sürecinden ben de memnunum ya. Ne yaptın? Ön libero hala takılıyorsun öyle. Takıl bakalım. Markajın 14 falan olsa, pozisyon alman 14 olsa, yani fıstık gibi stopersin. Jonathan Kalleri. Ali Ercan'ın renklerine bağlamış. Kayseri maçında da deneyeceğiz. Bakalım Kayseri maçında da aynı şekilde olacak mı? Emre Uruç'u kiralamak mı istiyor? Ben kiralamak istemiyorum. Sen git abi. Doğan Can Davas. Güle güle. Son gün şov yapıyor millet. Elizalde'nin kaç para ya? Ben 10 milyon euro mu vermiştim sana? 5-25. Elizalde'nin dikkatini çekmesi, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmesi güzel bir şey. Paris Saint-Germain. Mertcan Aslan. Tam Galatasaray'la. İlerleyen süreçte daha da yükselecek. Yok abicim, yok Elizalde'yi vermeyeceğim ya. Yani böyle olacak da olmayacak arası 8-25. 5 milyon euroya satacaksın. Bir de %50 diyeceksin kardan pay. Adam 50-60 milyon euroya satınca bir de oradan bir dünya bir transfer parası alacaksın. Evet, şimdi kaydedeceğiz. Atakan Akkaynak ve Will Smith ve Atakan Akkaynak. Bir tane de oyuncu çıkartacağız şimdi. Kimi çıkartalım? Ozan Kabak'ı kaydetmeye gerek yok zaten. Rinkai'yi da kaydetmeye gerek yok. Şu an hiçbir eksiklik olmadan oyuncuyu kaydettik. Evet, 20 yaş altındaki oyuncuların kaydedilmesi gerekmiyor. Selahattin Çınar'ı çıkartıp Emre'yi koyabiliriz. Evet, şu an güzel bir güncelleme yaptık Şampiyonlar Ligi kayıtlarında.
Kadro kayıt dedik. Herkes tamam. Volkan Ünlü. Fenerbahçe Volkan Ünlü'ye teklif yapmış. Ben alayım mı? O kadar iyi bir kaleci antrenörü değil ama ilgimizi mi çekti bu bizim? Niye? Mücadeleye devam. 19 yaş altı kaleci antrenörü teklifte bulalım. Zaten 19 yaş altı için personel de lazımmış. Kayserispor ilk maç. Yine aynı 11 ile çıkayım ben. Yani Smith, Trincao belki değişiklik yapabiliriz. Bursa maçı ve Chelsea deplasmanı var. Bursa lig maçı önemli bir maç. Ama yine şurada bir Correa'yı bir atalım ya. Ya Zeki sen nasıl bir adamsın? Gerçekten nasıl bir adamsın? Biraz daha iyi olması lazımdı ama yani biraz daha bu sene daha iyi olacak. O zaman da biz alamayacağız. Ne anladım ben o oyundan? Hadi ben o Maoli'de yapıştıralım mı? Ya Rogerio sen nasıl yani bir bağ kuramadın hala bu adamlarla ya? Gerçi Adegbenro'da %67 arkadaş oynatıyorsun. Kolay kolay da kazanamıyorlar yani şeyi. Mustafa Kapı yerine Ozan Tufan'ı denesek. Şöyle yapsak nasıl olur? Evet böyle çıkalım. Orta saha da çok uyumsuz. Marka Ozan Kabak. Kayseri deplasmanı. Zor bir tercih. Zor bir durum. Atakan Akkaynan savunma gücü de fena olmaması lazım. Kaç markaj yok ya. Pozisyon alma falan iyi de markaj o kadar iyi değilmiş. Stoperiniz böyle topla alan kat ettiği zaman hücumda artı bir olabiliyorsunuz. Çok iyi. İyi ya bu işi çok iyi yapıyor Trincao. Fabian Delphin de orada sağ ayağına geldi yoksa o da vururdu. Sol ayaklı. Sağa atmayacağım. Şut çekmesini istemiyorum. Fabian Delphin. Para olacak şimdi alacaksın orta sahaya Milinkovic, Savic. Mali da yine topla alan kat etme şovunu yapıyor. Çok güzel be. Ozan Tufan. Harika bir gol organizasyonu. Üst düzey bir gol organizasyonu yalnız ha. Üst düzey. Mauli da Trinka içeri girer gibi yapıp Fabian Delph kanada açtı. Ozan bomboş arkada koşuyu yaptı. Nokta atışı gönderdi ya. Correa. Correa. Ya büyük ihtimal önümüzdeki sene de banko oynatırım. Yani ah be. Şeyden alır formayı Zeki'den. İkinci yarı Emre'yi atarız. Emre Vuruç. Mapa indirdi. Aferin lan Correa. Trincao. Hadi oğlum ya Smith. Deplasmanlarda kötü müsün acaba sen? Maulida. O ulan be geçmedi. Yine bir derinlemesine top dedik ama. Ne kadar saçma bir şey oldu. Maç içinde değil ama maçtan şimdi tekrarında daha düzgün görüntü olabilir. Yavaşlatacağım. Evet, çok önemli burası. Vurdu, kaleciye çarptı direkten. Evet. Oyun içinde biraz tuhaf şey oldu. Gelişmişti olaylar. Şimdi biraz daha makul seviye, fizik kurallarına uygun bir duruma geldi en azından. Onu gördük. Spalvis. Hayır ya. Boldrin. Boldrin de iyi bir oyuncu. Yalnız pasmas yapıyorlar. Baya böyle özgüvenli oynamaya çalışıyorlar şeye rağmen, duruma rağmen. Sana bıyık. Arkayı boşalttın.
Evet, zaten bunu bekliyorlardı. Topu çizgiye indirmeyi bekliyorlardı. Ozan Kabak yerinde müdahale. Takımda iki tane Ozan var. İki tane Ozan olunca iyi oluyor demek ki. Trinka çok fazla top kaybetmiş. Performanssızdan çok memnunum. Böyle devam edin. Etmiş oldu. Oyuncu değiştirelim bence. Rogerio yerine Ömer Bayram. Trincao yerine Yunus. Phil Smith deplasmanlarda tırt. Donat'ın kalleri. Bursa maçında da Phil Smith'le başlayacağım. Ya da Trabzon maçında birden iki gol falan attı. Millet korkuya mı kapıldı? Ne oldu yani? Odası diyelim. Güzel galibiyet çocuklar, aferin. Net bir skor. Şimdi Bursa ile oynayacağız. Bursa zor maç. Çok zor maç. Oreira evet göz doldurdu. Yine biraz rotasyon yapabiliriz. Kupa maçında yapmak istemedim rotasyon. Kupada da yapılabilir. Ama fikstürümüz yani 31'i, 3'ü, 6'sı, 9'u. Güzel, çok güzel bir fikstürü var. Chelsea deplasmanı önemli. Gerçi Chelsea ile alakalı hiç iyi anım yok ki benim. Hakikaten çok sıkıntılı yani Chelsea ile olan maçlarım. Keşke UEFA'da kalsaydık da belki en azından UEFA'da kupa falan kovalardık ya. Thomas Sucek. Yani Ertuğrul'a ben çok saygı duyuyorum da kulübü saygı duymuyor. Dünyanın parasını veriyor. Çok fazla para istiyor. Güzel bir stoper ha. Ligde bütün maçlarda gözü kapalı oynatırım Ertuğrul'u. Yerli oyuncuya da ihtiyaç oluyor biliyorsunuz. Ertuğrul o yönden harika bir oyuncu. Şu an şu profiliyle gerçekten ligde çok yeterli bir oyuncu. Hoş geldin Volkan. Neredeydin sen geçmişte? Schalke. İşsizmiş. Tamam. Beşiktaş'ta oynamış. Hatırlamıyorum Volkan'ın. Hem de kaç tarihleri? Yani hatırlanabilecek tarihler. 2005 evet hiç hatırlamıyorum. Bir sene oynamış Volkan Ünlü. Her kulübün enteresan oyuncuları transfer ettiği dönemler olabiliyor. Volkan da o dönemlere denk gelmiş olabilir. Kadroların böyle çok iyi organize edilmediği, gerçi bizde genellikle kadroları iyi organize edilmiyor ama Markaon benim be. Vallahi Markaon bu kulüpte sözleşmesi bitene kadar, şey pardon, futbol yaşantısı bitene kadar devam ettirmek lazım. Ulan sana sözleşme vereceğim, seni mutsuz etmeyeceğim ya. Kaç para isteyebilirsin ki? 1 milyon euro. Ulan hak ediyorsun sen ya. Dur şöyle yapayım. 884. 2 sene kal sen bu kulüpte be. 5 maç daha oynadığın zaman devam edersin. Zaten bunu satmak istediğin anda satabilirsin ya. Seni az maç oynamış. Erdem ilaç gibi geldi ama yani. Yerli kontenjanında gerçekten Erdem ilaç gibi geldi. Bursa kendi evimizde oynayacağız. Chelsea deplasmanına zaten Jonathan Kalleri ile çıkacağım. Ya bu Bielsa ile benim maçlarım hep sıkıntılı geçiyor arkadaş ya. Gerçekten çok problemli geçiyor. Şuraya Elizalde'yi atalım sola. Ozan Kabak hafif sakatlığı var. Nelson Monte. Onu da oynatmıyorduk epeydir.
Şuraya Selahattin Çınar'ı alalım yedeği. Selahattin de oynatacaktık güya ama hiç yani alt yedek takımla Allah'tan oynuyor da kondisyon falan her zaman hazır vaziyette. Trincao, Maolida, Fabian Delph yerine Mustafa Kapı'yı atalım Mezzala'ya. Ozan Ufan, evet Atakan Akkaynak'la mı başlayalım? Hadi böyle başlayalım. Rogerio yerine Ömer Bayram'ı yapıştırayım. Correa yerine Emre Uruç'la çıkalım anasını satayım. Hadi iki yönlü bek oyna sen ya. Paşam benim adam gözü dönmüş ya. Modern bek hücum? Yok, kanat bek hücum ya da. Abi al kanat bek hücum yapalım ya. En güçlü olduğun yön hadi. Recep seni alt takıma, alt kadroya göndereyim. Kaç kişilik kadromuz var? 26 kişi. İyi. Maksimum 28 olması lazım zaten ya. Maksimum 28 iyidir. Ali Yavuz kol. Jonathan Kaleri ama Jonathan Kaleri kalsın belki iki forvet çift forvete falan döneriz. Yunus Akgün tamam. Başlıyorum böyle o zaman. Biraz kondisyonlarımız düşük. Değişikliklerle bunları da tamamlayacağız. Tüh keşke Erce ile başlasaydık. Çok sessiz başladı maç. Çok güzelsin. Emreciğim ne yapıyorsun? Performansınızdan hiç memnun değilim çocuklar ya. Ya biraz kendinize gelin ya hakikaten. Edgar Elizalde kule ya. Tamam artık. Lid açıldı. Onlar da önde oynayacak. Phil Smith'e bir şey oldu ya adam yok iptal oynamıyor yani Phil Smith. Evet, tek topların etkisi isimli çalışmayı gördük. O dar alandan çıkarken. Oo, Ali Yavuz Kol. Oo, adamım ne haber? Ali Yavuz Kol çok güzel. Çok güzel attı. Emre tam çizgide kontrol. İyi de orta yaptı yani sol ayağıyla. Atakan, Ali Yavuz Kol 2-0. Maulida'yı da çıkartmak istiyorum ben. Yerine Adegbenro'yu atalım. Atakan çok yoruldun Atakan. Oo, Ali Yavuz atmıştır inşallah. Kendi kalesine. Ya aman be. Verme Vergini'ye be. Ali Yavuz kola versene adam. Attı işte golü ya. Orada bulunması bile yeterli bir sebep zaten. Haydi haydi.
Hızlandıralım. Hop. Dakikalarda bastırdılar ama neyse bitti. 3-1'lik güzel bir galibiyet. Güzel galibiyet çocuklar, aferin dedik. Edgar Elizalde maçın adamı. Ali Yavuzkol bir gol. İkinci golde de yani, üç, yani takımın üçüncü. Kendi çok yaklaştığı ikinci golünde de doğru yerdeydi. Olması gereken yerdeydi ama savunma oyuncusu ondan daha önce hamle yapıp topu ağlarla buluşturdu. 14 maçlık yenilmezlik serisi hiçbir şey değil. Çok çok daha iyi olmalı. Chelsea deplasmanı. Biraz yorulacaksınız çocuklar. Evet. Jonathan Calleri ile başlayacağız bu maça. Şu maçın kadrosunu bir hazırlayalım kafamızda. Burada 11'imiz var dedim. Bizim hazır 11. Evet. Yokmuş. Şöyle yapalım. Niye böyle bir şey oldu? Jonathan Calleri. Elizalde. Marcao nerede? Evet. Marcao ve Edgar Elizalde. Monte yerine Torreira'yı atalım. Sola. O bayağıdır biz şey yapmıyormuşuz. Onu anladım. Atakan, belki bununla başlamayabilirim. Daha hızlı oynayacağımız oyun tarzını benimseyebiliriz. Bu ilk iyileşti mi koçum? Aslanım benim be. Evet. 11'imiz hazır mı? Hazır valla. Budman'ın elle top dağıtımı çok iyi. Bunu bir şekilde kullanalım bence. Stoperlere verme topu. Elle uzun, elle kısa. Elle uzun, elle kısa. Neyse, eli de çok yönlendirmeyelim ya. Bu neymiş ya? Bütün oyuncular çok çok yanlış bir 11 seçimiymiş yalnız. Şunları ben altı 19 yaş altına göndereyim. Ozan 7'ye al. Zeki. Selahattin Çınar kaç yaşında? 17, 18, 17 yaşındaymış. Selahattin'im, seni de altyapıya göndereyim. Yani kusura bakma, oynatamadık seni paşam ya. Torreira, Elizalde, Marcao, Rogeri, Woodman, Sucek, Puig, Fabian Delph, Trincao, Maolida ve Jonathan Calleri. Phil Smith yedekler arasına alalım. Yani Phil Smith çok kötü. İlk maç, ilk iki maç harika. Sonraki iki maç, üç maç hatta yok. 6.3, 6.6, 6.4. Acaba oyuncuyu uyarsak, son zamanlardaki formunu eleştirsek, evet. Umarım kendine gelirsin. Umarım etkisini gösterir. Şimdi kadromuz tam ilk 11. Bir de stoper almamız lazım yedeğe. Erdem Şen yerine Nelson Monte'yi alalım. Ön libero aldık. Sağ bek aldık. Solda da oynatabiliriz. Correa da oynayabilir. Forvet var. Kanat var. Adegbenro'yu alalım Yunus Akgün yerine. Evet. Şu an tamam mesela kadro. Şunu 7 lige göre de ayarlayalım. Hadi Yunus Akgün, Ali Yavuz, Atakan Akkaynak dedik. Emre Uruç dedik. Takım seçimini kaydet diyelim. 11 dedik, evet. Leyman Nuş da iyi bir oyuncu ama iyi çıkma ihtimali olan bir oyuncu ama bizde ne yazık ki benim her zamanki şanssızlığım iyi çıkmadı. Evet, bu bölümün son maçı tam 1 saat olmuş. Dolu dolu Chelsea deplasmanında yaptıktan sonra bu bölümü bitireceğiz. Umarım güzel bir skorla ayrılırız sahadan. Kolay değil.
Galatasaray Chelsea karşılaşması için. Hazırız, evet. Gerçekten hazırız. Acaba Ozan Tufan mı? Thomas Sucek mi? Thomas Sucek ne ya? Fabian Delph mi? Ozan Tufan'ı atayım ya. Böyle değişik maçlarda değişik katkıları oldu. Ozan Tufan'ı tercih ediyorum. Evet, çok zor, çok zor bir maç olacak bizim için. Ama umarım deplasmanda kazanırız. Maurizio Sarri. Sarri Reis. Mason Mount. Oh, toplamış zaten bunlar da. Hazard, Giroud, Barkley, Pasalic, Ampadu. Madsen. Allah Allah. Moses. Victor Moses mı? Christensen. Yani Victor Moses fiziksel olarak bizim burada oynayacak Trincao'ya karşılık çok rahat verecektir ama savunma yönünden eksikli. Yani markajı çok kötü. Pozisyon alması falan nasıl bu kadar iyi ya? Markajı çok kötüymüş. Adamlar rotasyona gitmiş bize karşı. Kalleri nasıl 90 dakikayı çıkartamıyor be? Değiştirmişler. 4-3-3. Jorginho, Roberto, Willian, Alex Telles, Azpilicueta, Morata, Batshuayi. Çatır çatır paslaşarak geldiler. Hiçbir şey yapamadık yani ha. Jorginho Hazard geliyor. Defanstan top alıyor. Ya oranın yanında adam var. Niye öyle abanıyorsun ya? Çok çok bunalttılar ya. Çok şey yaptılar. Aferin. Aferin abi. Aferin. Çok iyisiniz. Sakin. Çok şey yapıyorlar ya. Çalışkan forvet hücum yapalım. Ya yemeyin şu topları ya. Yemeyin şu topları ya. Ulan kaleye vursan orada hıyar. Gol gol, sen oraya izlemeye gidiyorsan gol. Niye arka direğe çeviriyorsun topu? Kaleye vuracaksın orada sen. Mükemmel bir golcüsün Batshuayi. Şimdi kaptırdık bu topu. Yani aylardır yediğimiz golün bir benzerini atamadık. Reva görmediler. Penaltı hocam. Trincao kullanacak penaltıyı, öyle mi? Valla Trincao kullansın. Bakamayacağım ben. Of. Abi. Çok iyi bir iş yaptınız. Güzel bir iş yaptınız. Biraz daha topu tutarak mı oynamaya çalışsak acaba? Yani
Yani abi çok güzel. Ah be Ozan be. İyi vurdun, iyi vurdun, güzel vurdun. Sağdan bayağı bir diyoruz ama. Dört kişiyle ön alanda baskı kuruyorlar ya. Hadi Rikuyi. Harika bir top. Kalleri. Abi direkten nasıl dönüyor o top ya? Birisi bana o topun nasıl direkten döndüğünü anlatsın ya. Çok dibe gitti ya. Canıt'ın kalleri yok ya. Tırt. Uyuma odası diyelim. Dikkatli bir şekilde diyelim ki beyler artık varınızı yoğunuzu ortaya koymanın vakti geldi. Tamam mı? Takım konuşmasını sonuçlandıralım ve Jonathan Kaleri yerine Phil Smith değişikliğini yapalım. Biraz geniş alanlar bulabileceğimizi düşünüyorum Phil Smith'le birlikte. Sürati, çabukluğu ve tekniğiyle de bunu gole çevirebiliriz. Ozan Tufan'ın az önceki şut çektiği yerde Fabian Delph olsa daha iyi vururdu. Şimdi Fabian Delph sol ayaklı ve sağda oynatıyorum. Yine aynı pozisyonu bulmasını ümit ediyorum. Son oyuncu değişikliği hakkımı kullanayım mı? Kullanayım. Kimi değiştireceğim? Adek Benro'yu atacağım. Gol, gol. Aa, direkt. Yani ilk 15 dakika takım iyi dayandı, iyi direndi. Baksana kaç kişiyle basıyorlar. Abi harika oynadınız ya çocuklar. Ne diyeyim? Yani galibiyeti kaçıran taraf bizdik. 6 tane gol pozisyonu, bir tane mutlak gol pozisyonu, 2 tane kale direği. Chelsea deplasmanında 1-1'lik beraberlikle ayrılıyoruz. Yani çok üzücü bir durum. Harika oynadınız çocuklar. Gerçekten harika oynadınız. Aferin çocuklar. Yenilginin önüne geçmek birçok kişinin hakkımıza yanıldığının bir kanıtıdır. Abi iyi oynadınız yani. Yapacak daha ne yapayım yani? Daha fazla şut çektik. Daha fazla pozisyona girdik. Daha fazla gol pozisyonumuz, kale direkten dönen topumuz var. Olay bu. Şimdi burada kendi evimizde oynayacağımız maçta göreceğiz bunu. Bu bölümde ne yaptık? Trabzon, Başakşehir, Kayseri, Bursa 5 maç mı yaptık? Burada bir hafta ara var. Burada daha az aslında. 20, 24, 28, 3. Şu Göztepe maçını da yapalım. Bir saati biraz geçeceğiz ama en azından şöyle bir olay olacak. Göztepe maçı da en fazla ara olan maç. 7 günlük bir ara var. O arayı da atlatmış oluruz bu sayede. Bir sonraki bölüm daha akıcı olur. Çünkü 20, 24, 28, 3'ü, 7'si görüyorsunuz peş peşe. Orada da şöyle bir 5 maç yaparız. Konya maçı keyfimize göre bakalım. Chelsea'yi elersek zaten 2 maç daha ekleriz o keyifle. Şu an çok yakınız Chelsea'yi elemeye. Yani avantaj bizde ama dikkatli olmak lazım çünkü onların Hazard'ı var. Hani daha iki filminde tankları var dediğinde bizim askerimiz de diyor ya bizde de Bekir var, bizim de Bekir'imiz var. Bu da öyle bir şey. Onların da Hazard'ı var. Her şeyi yapabilir. Fizik aferin ya. Bu arada mükemmel fizik çalıştırın adamların canı çıksın. Böyle yoğun bir şekilde fiziksel antrenman yaptırmak yerine milli takım arası falan da yok. Şöyle bir şey yapılabilir biraz daha yumuşatmak adına tabii. Mesela burada fiziksel çalıştırmak yerine aslında güzel bir boşluk yapılabilirdi. Ama oyun tarzından dikey tiki-taka olabilir. Bunda da çünkü dayanıklılık antrenmanı, fiziksel antrenman var. Gegenpress olabilir. Gegenpress'te biraz daha fiziksel antrenman var. Gegenpress'i yaparsak mesela ya da dikey tiki-taka'da gegenpress biraz daha iyi. Ya da hızlı kontra atak. Yok burada yokmuş. Gegenpress'te kalsın. Hem biraz daha geçiş oyunu oynamayı
Çalışıyor takım. Hem de fiziksel olarak da biraz çalışmış oluyor. Çok yoğun bir hafta fiziksel yoğun çalışma takımı yıpratabilir diye düşünüyorum. Özellikle bu kadar yoğun bir fikstürden çıktıktan sonra tabii şurada sakatlık yani sağlık merkezinden sakatlık durumuna da bakalım. Şurada genel risk olarak sakatlık ortalamanın üstünde Rogerio, Rukiye, Puig, Markov 5 tane 5 oyuncunun 4'ü as oyuncumuz zaten neredeyse. Genel riskleri de hep yüksek şurada görüyorsunuz. Çok fazla yüksek risk var. Bir de Göztepe maçından sonra bir de böyle yoğun antrenman programı bu oyuncuları sıkıntıya sokabilir. Bir puan fark var Galatasaray Beşiktaş arasında. Elizalde mutsuz. Hak ediyorsun dostum sen hak ediyorsun. Şimdi kaydedeyim. Evet, iki yedek fazla seçmişiz. Takım yorgun mu? Yok, dinlenmiş vaziyette. 11'i bozmuyorum abi. Gene bu 11 ile çıkıyoruz. Biraz yavaş çık. Yabancı sayını düşürmen lazım. Nelson Monte yerine Ozan Kabak'a attık. Başka bir yabancı daha. Fabian Delph yerine de Erdem Şen'i attık mıydı? Evet. Çok güzel oldu. Yine ilk 11'i değiştireceğiz. Mauro da Trincao ve Jonathan Calleri. Aslında Jonathan Calleri çift forvetle çok iyi oynayabilir ama biz tek forvetle suyunu çıkarmaya çalışıyoruz. Kötü de değil. Tamam gol kralı olmuyor ama bu sene yine tüm kulvarlarda 20 golü geçecek. Vur lan direkt kaleye. Gelişine vursaydın ya. Edgar Elizalde. Yine Chelsea'de oynadığımız dikine futbol oynamaya çalışıyoruz. Yalnız çok iyi bıraktı ha topu. Bu ilk orada şut çekecekmiş gibi arka tarafı bırakması çok iyi oldu. Gol hocam gol elini kulağına götürme. Duran toplardan Elizalde geçen maçta da kilidi Elizalde açtı. Bu maçta da Elizalde açtı. Yani Elizalde'nin de önemini cesaret düşük be paşam. Elizalde'nin önemini göz ardı etmemek lazım. Ozan, Rikui, Jonathan Calleri. Uf. Yani sanırsın bitiricilik 15-16. İyi vurdu. Kaleci de biraz yanlış yer tutmuş. Onun da etkisi var ama ters ayakta da yakalanmış olabilir. Çok net bir vuruştu yani. 13. Şimdi burada tek forvet Jonathan Calleri. Tek forvet gibi gözüküyor ama şöyle bir olayımız var. Ulan gol olmayacak yerden gol oluyor ya. Trincao yani sağda ve solda oynayan kanat forvetleri hücum olarak oynattığım için yani ceza alanına girmekten çekim bak. Golcük Jonathan Calleri'ye forvet. Maoli'da ve Trincao'da santrafor gibi ceza alanın içerisinde. O yüzden hani yanına illa bir forvet olmasına gerek yok bazı durumlarda. Kanattan da bir oyuncuyu sokabilirsiniz oraya. Gösterdiğiniz performanstan ötürü hiç memnun değilim. 3-0. Rikui. Oo, adamım lan ben. Trincao çok iyi vurdu be. Çok çok iyi. Performansı arttı Trincao'nun. Gözde görülür bir şekilde. Yani geçen maçtaki golü haricinde de iyi oynamış. Takım iyi. Gidiyor, akıyor.
Şu an takımın tek bir eksiği var bence. Ricky Puig yerine orta sahaya Mustafa Kapı. Sürekli aynı goller yalnız. Şu ceza alanın önünü bir dolduramadınız. Buraya Mustafa Kapı'yı atalım. Nabil Cilas çok kötü oynadılar. Maç bir anda koptu zaten. Peş peşe aynı birbirinin kopyası iki tane aynı gol. Çok iyi döndü terse. Ne dedim? Bak Ozan girmiş orta sahadan. Kaleri, Mustafa ve burada da Trincao muydu o? Aynen öyle. Topla buluşamadı. Bu sefer de orta sahadan iki tane oyuncu soktuk. İki yönlü orta saha, ofansif oyun kurucu, hücum. Of. Rogerio be. Dokunamadın o topa. Evet. Rogerio çok yaklaştı orada topu uzaklaştırmaya ama başaramadı. Önemli değil. Jonathan Calleri iyi oynuyorken kalmasın abicim. Phil Smith'i atalım. Yani Ali Yavuz Kol 20 yaşında. O da oynayacak abi. Ali Yavuz Kol da bizim oyuncumuz. Niye oynamasın? Erdem Şen. Bütün oyuncu değişikliği hakkımızı kullanmayalım. Kötü sürprize saklayalım. Offside. Of. Mustafa'ya mı çarptı orada? Sırtına çarptım. Bir ayağını sallıyor. Bir şeyler oldu orada. Önemli değil. İki tane gol yedik. İkisi de bireysel hata. Önemli değil. Haydi Rogerio. Sakin. O top bizde. Trincao. Bizde. Mustafa. Çok iyi döndün sola Rogerio. Oh be Smith. 6. Mustafa Kapı. Adam kral ya. Of çok iyi vurdun olmadı. 76. Thomas Sucek yerine Erdem Şen'i atalım artık. Takım maçta kendine geldi. Trincao ne yapıyorsun? Beni heyecanlandırıyorsun ya. Şuralar çok zayıf kalıyor ya. Yani Elizalde iyi aldın. Hadi oğlum koş. Koş 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 koş. Koca koku, poposunu kaldıramıyor. Çok güzel bir maçtı. 6-2'lik skor. Özellikle yani iyi oynayıp fark atıp kazanırsanız da gerçekten tadından yenmiyor o kariyer. Chelsea maçında berabere kalmış olabiliriz. Kazanamamış olabiliriz ama deplasmandaki o bir gol, bir birlik beraberlik çok önemli benim için. En azından maç başladığı zaman Chelsea maçında turu geçen taraf ben olmuş olacağım. Maç o skorla biterse yine ben olacağım ama önde başlıyoruz yani maça. Trincao, Kaleri, evet çok güzel gol sayılarımız var. Maolida sakatlık yaşamasa onun üstüne çıkacaktı. Ozan Tufan da onun üstüne çıkacak. Phil Smith sezon sonuna kadar bilmiyorum. Fabian Delph biraz zor ama Riku'yu da geçebilir. Yani baya 10 golün üstüne çıkacak oyuncumuz var. Hemen şuradan lig kupa görünümü deyip şu ekranda bırakmak istiyorum. 52 puan Chelsea. Avrupa Süper Kupası şampiyonluğu, Türkiye Süper Kupası inşallah. Yani Avrupa Şampiyonlar Ligi haricindeki sezon sonuna baktığımızda bütün hepsinde şurada kupa görmek istiyoruz. Şöyle ligin detaylı bir görüntüsüne bakalım. 8 gol yemişiz. Beşiktaş da 8 gol yemiş. İyi savunma. Çok gol yedik ya. Son maçta 2 gol, 2 ata. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.